Dondurma, dünyanın en masum yiyeceği olarak akıllara yer etmiş. Ancak masum yüzünün arkasında karanlık gerçekler var. Muhteşem izleyicilerimiz, hoş geldiniz. Geçen gün yolda bir annenin "Aman canım, dondurmanın ne zararı olur?" diyerek çocuğuna gönül rahatlığıyla dondurma aldığını görünce düşünmeden edemedim. Dondurma gerçekten bu kadar masum mu? Ve bu konuyu araştırmaya karar verdim. Hadi gelin dondurmanın arkasındaki gerçeklere beraber bakalım. Kısa bir hatırlatma. Videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. 8 numara, yerel dondurmacılar. Hepimiz yaz aylarında sahil kenarında yürürken yerel dondurmacıdan bir külah dondurma alıp yemeyi severiz. Ancak dondurma yüksek kalorili ve besleyici bir ürün olduğu için içindeki zararlı mikroorganizmaları da besler. Bir sütün sıcak havada kalınca nasıl hemen bozulduğunu hatırlayın. Dondurma da büyük oranda sütten yapılır ve uygun şartlarda saklanmadığında mide ve bağırsak rahatsızlıkları, bulantı ve ishale sebep olabilir. Bu yüzden açık dondurma almadan önce iki kez düşünün. 7 numara, dondurma nasıl bozulmaz? İlk maddeden sonra bunu sordunuz değil mi? Dondurmalar nasıl bozulmadan saklanıyor? İşin rengi de burada değişmeye başlıyor zaten ve sahneye kimyasallar giriyor. Özellikle paket dondurmalarda çok ciddi oranda koruyucu kullanılıyor. İnanmıyorsanız kutu dondurmaların tavsiye edilen tüketim tarihlerine bakın. 2 sene sonrasını görünce şok olacaksınız. İçinde koruyucu var diye hayıflandığımız kutu sütlerin bile paket açılmadan raf ömrü 4 aydır. Ancak yine sütten yapılan dondurmanın açılmadan 2 sene rafta bekleyebilmesi için ya mucize gerek ya da yüksek miktarda kimyasal. 6 numara, besleyicilik sorunsalı. Diyelim ki çok güvendiğiniz, içinde katkı maddesi olmayan bir dondurma buldunuz. Ama bu bile yeterince masum sayılmaz. Neden mi? 1 kilo sütten 600 gram dondurma çıkar. Süte göre daha çok kalsiyum ve protein içerir. Besleyiciliği de buradan geliyor ancak içerdiği şeker çok fazla. Dondurmanın %30'u şekerdir. Yani bir top dondurmada yaklaşık 3 küp şeker vardır. İşlenmiş beyaz şekerin neredeyse zehirden farkı yoktur. Ancak maalesef bunun zararları topluma yeteri kadar duyurulmuyor. 5 numara, dondurma gibisin, biraz sahte. Fast food'un ne kadar sağlıksız olduğunu biliyoruz. Maalesef dondurmaları da öyle. Fast food restoranlarında satılan dondurmaların yumuşak bir yapısı vardır. Kabarık ve puf puf olmasının amacı şudur. Daha çok hava, daha az ürün. Bu kıvama ulaşmak için de binbir çeşit kimyasal kullanılır. Şu anda ekranda dondurma yapımında kullanılan bazı kimyasalları görüyorsunuz. Detaylı araştırarak ne kadar tehlikeli olduklarını öğrenebilirsiniz. Yok ben illa yiyeceğim derseniz de şunu aklınızdan çıkarmayın. O yediğiniz şey dondurma değil. 4 numara, sinek sosu. Dondurmanızın üzerine sos ister misiniz diye sorulunca hayır demeye zorlanır insan. Çünkü neden olmasın değil mi? Ben size nedenini söyleyeyim. O çikolata sosu günlerce orada üstü açık şekilde durur ve sürekli sıvı halde kalması için alttan ısıtılır. Yani aslında çok bayattır ama siz dondurmayla karışık yerken fark etmezsiniz. Bir de yazın etrafta en çok ne olur? Sinek. Sinekler en çok neye gider? Şekerli şeylere. Denklemi çözdünüz sanırım. O sostan uzak durun. 3 numara, dondurma makinesi. 2017 yılının Temmuz ayında şu fotoğraf Twitter'da olay olmuştu. Fotoğraf hepimizin bildiği meşhur bir fast food restoranının çalışanı tarafından paylaşıldı. Bu kararmış ve pisliklerin topak olduğu demir parçası dondurma makinesine ait. Yani dondurmanız kıvrıla kıvrıla külaha dolmadan hemen önce bu parçadan geçiyor. Bu pis görüntünün sebebi ise yenilen şeyin dondurmadan ziyade daha çok kimyasal bir atık olması. Bu sebeple kalıntıları da bu kadar korkunç gözüküyor. 2 numara, vanilyalı dondurma.
2013 yılında Times dergisinin yaptığı bir araştırmaya göre birçok ünlü dondurma firması dondurmaya tat vermek için gerçek meyve yerine tamamen kimyasal tatlandırıcılar kullanıyor. Çilek, böğürtlen gibi meyve tatları kimyasal tatlandırıcılar sayesinde veriliyor. O kırmızı rengi ise boyalar veriyor. En kötüsü ise vanilya. Çünkü en doğalı o sanıyorsunuz. Ama maalesef pahalı vanilya bitkisi yerine aynı koku ve tadı veren sentetik aroma maddeleri kullanılıyor. Çünkü bu kimyasallar çok ucuz. 1 numara. Peki, dondurma yemeyelim mi? Geldik en can alıcı bölüme. Yediğimiz her şeyde sağlığa zararlı katkı maddeleri olduğunu biliyoruz ve maalesef bunlardan kaçamıyoruz. Ama söz konusu dondurma olduğunda kulağa çok masum bir şeymiş gibi geliyor. Aslında değil. Ve amacım da bu konuda farkındalık yaratmak. Dondurma yerken, çocuğunuza yedirirken onun pek de sağlıklı olmadığını hatırlayın. Ve porsiyonlarınızı buna göre yeniden gözden geçirin. Bizden bugünlük bu kadar. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Ayrıca bizi Instagram'dan takip etmek isteyenler için işte adreslerimiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.